kavga ederiz. Küçmüyoruz peki. Küçmüyoruz. İstanbul'da very şandır. Yani gerim. Sayın Dekanım, Sayın Bölüm Başkanım, Sayın Hocalarım ve değerli arkadaşlar. Koleksiyon Başkent Üniversitesi Mimarlık Konuşuyor etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bizlere bu imkanı sağlayan başta bölüm başkanlığı olmak üzere bölüm hocalarına ve bizleri yalnız bırakmayan siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ve bir borç bilirim. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz, değerli konuklarımız. Koleksiyon işbirliğiyle programladığımız Koleksiyon Başkent Üniversitesi Mimarlık Konuşuyor başlıklı etkinlikler dizisinin birinci paneline hepiniz hoş geldiniz. Söz konusu etkinlikler dizisinin amacı mimarlığı güncel sorularla tartışmaya açmak olarak belirlendi. 12 ana başlıkta kurguladığımız 2 yıllık paneller dizisiyle meslek pratiğinin içinden uygulamacıları, akademisyenleri, öğrencileri ve mimarlığa ilgi duyan diğer tüm katılımcıları sonuçta yayına dönüşecek bir tartışma ortamında bir araya getirmeyi hedefledik. Bugün gerçekleştireceğimiz mimarlık ve bugüne dair mimarlık, kimlik, mekan konulu ilk panelimizin 3 değerli konuğu var. Sayın Cengiz Bektaş, Sayın Ziya Tanalı ve Sayın Neşe Burallar. Ben her 3 konuğumuza da burada bizimle oldukları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu panelin moderatörü ve her daim bizim destekçimiz sevgili Ali Ulusoy'a, desteğini esirgemeyen üniversitemiz rektörlüğüne ve fakültemiz dekanlığına, Bilge Hanım'a ve Sibel Hanım'a, emek veren bölüm arkadaşlarıma, Seçil'e, Gül'e, Özlem'e ve Pınar'a, özellikle bu 4 arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Öte yandan koleksiyondan Sayın Çetin Ünal'ına, baştan bugüne, daha önce çok farklı bir temayla kurgulamaya çalıştığımız bu etkinlikler dizisinin planlanması, düşünsel aşaması, her aşamada bize desteğini esirgemediği için özel olarak çok teşekkür ediyorum. Bugün burada paylaşılan tüm değerli görüşlerin hepimize yol gösterici olacağı inancıyla hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki geldiniz, burada bizimle birliktesiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz de konuşması için Nuray Bayraktar'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere koleksiyondan Çetin Hanım Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sevgili arkadaşlar, biz de koleksiyon olarak daima öğrencilerin ve eğitim kurumlarının içinde olmaktan her zaman büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Onun için böyle bir etkinliği birlikte başlattığımız için hem Başkent Üniversitesi'ne ve fakülte ve bölüme ayrıca da teşekkür ederiz. Ama bir de bizim için önemli olan tarafı böyle bir organizasyonun içinde doğru
olması. Bu her zaman başka üniversitelerde benim en sık savunduğum görüşlerden biriydi. İlk defa burada böyle bir oluşumdan karşı karşıya geldik. Onun için ayrıca bir önemi var benim için en azından kişisel olarak. Biz belki bazı arkadaşlarımız biliyordur, koleksiyon olarak 4 hatta 5 sene önce başlattığımız bir uygulama vardı. Türk Serbest Mimarlar Derneği, İzmir Serbest Mimarlar Derneği ve İstanbul Serbest Mimarlar Derneği ile yaptığımız bir anlaşmayla her ay bir üyesinin bu 3 şehirde ayrı ayrı sergilerini açıyorduk. Böylece Ankara, yani toplam 63 sergi açmış olduk. Ankara'da 34 tanesi, 34.sini yaptık. Ve biz bu 63 sergide bazı böyle ikişer büroya ait olduğu olan 80 büronun bir arşivini oluşturmuş olduk. Aşağı yukarı 1200 panolu. Nuray Hanım'ın bahsettiği ilk konuşmalarımızda bunların üniversiteye taşınmasıyla ilgiliydi. Ama bir kopukluk oldu. Bir programı oluşturduktan sonra bugün yeniden başlamak nasipmiş. Bu şeyde bahsettiğim sergi düzeninde başlarken amacımız kaliteli mimarlık ürünlerini ve tasarımcılarını topluma tanıtmak. Bu ürünleri tasarım ortamı, öğrenci ve toplumda buluşturarak kalite bilincini artırmak. Mobilya, halı, obje gibi endüstriyel tasarım ürünlerini tasarlayan ve üreten Ankara'nın en eski mobilya belki Türkiye'nin firmalarından birisi olarak mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım bütünlüğünü vurgulamak istemiştik. Böylece de çağdaş Türk mimarlığının bir arşivinin oluşturmasına katkıda bulunmak istemiştik. Bu amaçla ayrıca bir de tasarım vakfı kuruldu. Burada çeşitli çeçe, cam, seramik gibi şeylerin atölye çalışmaları yapıyor. Tavsiye ederim ki internetten girip bir kere bakın. Bütün bunlar uygulamaya yönelik şeyler, dikkat ederseniz uygulamadan alınan şeyler. Bugünkü ve bu seri toplantılardan da bu uygulamanın belki de bir teorik altyapısı, düşüncel altyapısına oluşmasına katkısı olacağını düşünüyoruz. Öyle bir gelişim içinde tarihlerde veya toplantılarda bunun şekillerini daha pekiştirecek bir şekilde yeniden de düzenleyebiliriz diye düşünüyoruz. Zaten bugünkü konuşmacıları hepimiz biliyoruz ve değerlerini biliyoruz. Onun için ben çok uzatmadan sözü onlara da. İletişim içinde olduğu anlamına geliyor. Biz böyle değerlendiriyoruz.
Az önce Cengiz Bey de bunları konuştuk. Tabii ki biz doğru yolda olduğumuzda düşündük Cengiz Bey'in de fikirleri bizim gibi. Çünkü sanat tek başına bir problem değil. Birlikte yani bütün sanatlar, yani mimarlık varsın, mimarın etrafında dolaşan, dönen diğer sanatlar da var. Az önce Beyefendi'nin söylediği gibi bunların içerisinde iç mimarlık, endüstri tasarımı, resim, grafik, moda, seramik ve diğer sanatlar. Bunlar çoğalıyor gittikçe tabii. Ancak tabii burada bugün mimarlık bölümü kendi sorunlarıyla ilgili bir takım çalışmaları ortaya koyacak. Çok değerli konuşmacılar var. Onlara tekrar bize katkı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar aramıza. Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda önce ele aldığı konulardan birisi bir mimarlık kimliği olsun, bir de iyi bir eğitim kimliğimiz olsun, yani eğitim özgün olsun diye Amerika Birleşik Devletleri'nden John Dewey'i buraya davet ediyor. Ona diyor ki, nasıl bir öğrenci kimliğiyle bu öğrencileri yetiştireceğiz? O da diyor ki, valla önce diyor, bu resim iş derslerini çoğaltın diyor. Burada yaz sanatlarına dayalı, resim işe dayalı, görsel sanatlara dayalı çalışmalara ağırlık verilmesi lazım. Dolayısıyla İsmail Hakkı Tonguç, İsmail Hakkı Baltacıoğlu bunların öncüleridir bu eğitim programları. Onlar bütün okullara bu dersleri koyuyorlar ve o dönemde yetişen öğretmenler genellikle birer tarihi caizse süpermen gibidir ve her şeyi bilirler. Köylerde çok iyi öğretmenlik yapmışlardır. Bunu buradan tabii onlara bir teşekkür borcumuz var. Bu cumhuriyeti buraya kadar getirdikleri için. Bugün mimarlarımızın tartışacağı bana göre en büyük konulardan birisi Cengiz Hocamızın da az önce ifade ettiği gibi kendi konuları da zaten öyle. Mimarlık ve kimlik, yani bunun dışında başka bir şey. Kimliğimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Ben bu çalışmaları hazırlayan, bugün buradaki bu arkadaşlarımızı buraya toplayan, önce Mimarlık Bölüm Başkanı arkadaşımızdan Sayın Nuray Bayraktar'a, sonra diğer katkısı geçen tüm arkadaşlara, koleksiyon grubumuza ve değerli konuklara tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, merhaba. Çok heyecanlıyım, baştan belirteyim. Çünkü Türkiye'nin mimarlık tarihine gerçek anlamda söylüyorum. Adını yazdığımız çok önemli mimarlarla bugün bir aradayız. Kendi meslek yaşantımda hep örnek aldım. İki üstadımız, Sayın Cengiz Bektaş ve Ziya Tanalı ve Neşe Hocam aramızda. Ben önce Sayın Dekanımıza saygılarımı sunmak istiyorum. Katılan bütün arkadaşlara, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nin değerli hocalarına ve esas olarak bizi bir araya getiren mimarlık topluluğuna ve yarın mimarlarına buradan selam gönderiyorum. İyi ki varsınız. Siz olduğunuz için biz buradayız. Evet, ben hızla çok laf uzatmadan hocalarımı buraya davet edeceğim. Önce Cengiz Hocam'dan başlıyorum. Biliyorsunuz şair, yazar, ozan ve bu ülkenin yetiştirdiği önemli isimlerden bir tanesi. Aramızda olmasından son derece onur duyduğumu belirtmek isterim. Sayın Ziya Tanalı, o da çok önemli bir isim. Türk mimarlık tarihi açısından. Bu arada Ziya Hocam, yerini alana kadar iki tane Sinan ödüllü mimar meslektaşımızla ünlümüzle bugün birlikteyiz. Cengiz Bektaş 2014 Uluslararası Mimar Sinan Ödülü sahibi. Ziya Tanal Hocam da 2008 yılı 11. Ulusal Mimarlık Ödülleri Büyük Sinan Ödülü'nün sahibi. Onu birazdan özgeçmişlerle evet, ben son konuşmacımız Neşe Kural'ları da buraya aldık. Kendisi Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi. Sonra yerinde devam edeyim ben özgeçmişlerle. Evet, hoş geldiniz tekrar. Evet,
Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi ben hızla zaman kaybetmeden kısa özgeçmişleri, tabii o kadar uzun ki özgeçmişler, mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalıştım. Umarım bir şey atlamamışımdır. Evet, sizden şimdiden özür diliyorum. Eğer hatırladığım bir şey olursa bağışlayın. Cengiz Bektaş, yazar, şair, edebiyatçı. Biraz önce ifade ettiğim 2014 yılı Uluslararası Mimar Sinan Ödülü sahibi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümü mezunu. Daha sonra 1959 yılında Münih Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. 60 yılında Almanya Şehircilik Akademisi kurslarına devam etti. Almanya'da mimarlık faaliyetlerini sürdürürken 59-62 yılları arasında Profesör Doktor Fred Hangere'nin mimarlık ofisinde yönetici olarak çalıştı. Mimar yönetici olarak. 1962 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi'ne öğretim görevlisi olarak davet edildi. 63 yılından bu yana kendi özel işliğinde mimarlık faaliyetini sürdürmekte. 99 yılından bu yana da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Şehircilik Bölümü lisansız üstü öğrencilerine kültürün planlamaya etkisi ve estetik dersleri vermekte. Yurt dışında birçok üniversitede konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. 25'in üzerinde ödülü var Cengiz Hoca'nın. Yalnız 5,5 yıl yarışmalara girdikten sonra bir daha yarışmalara girmedi. Bunun nedeni de gençlerin önünü açmak, kendi ifadesi çünkü. Yani gençler bu alanda daha çok yarışmacı olsunlar ve onlar kendilerini ifade etsinler diye. 2001 yılı Ağam Mimarlık Ödülü, Akdeniz Üniversitesi Orbia Sosyal Özeyi. 1988 Ulusal Mimarlık Ödülleri, Yapı Dalı Türk Dil Kurumu binasıyla. Ben de zaman zaman öğrencilere, mimar meslektaşlarıma burada o binayı hep örnek gösteriyorum. Gidip görmelerini istiyorum. 102'nin üzerinde kitabı var, yayınlanmış. Bir sürü tabii makale ve bilimsel yazıların dışında 102 kitabı var. Bunlardan belki birkaç tanesini sıralamak gerekirse, Türkiye'li kitabı, Halk Yapı Sanatı, Selçuklu Kervansarayları, Akdenizli Ozanlar, Mimarlıkta Eleştiri, Benim Oğlum Bina Okur. Daha bunları çoğaltabiliriz. Bu kadarla ben bitirmiş olayım. Evet, Ziya Hocam'ı da hızla tanıtayım. Daha sonra programa geçeceğiz. Ziya Hocam da bu ülkenin yetiştirmiş olduğu, ülkemizin kültür ve sanatına, mimarlık ortamına son derece önemli katkıları olan çok değerli bir meslektaşımız. 1965 ODTÜ mezunu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 65-66 yılları arasında Stockholm İsveç'te Prof. Hans Altuna Bürosu'nda tasarımcı olarak çalıştı. 67-73 yılları arasında Ankara Üniversitesi İnşaat Dairesi'nde görev yaptı. 1973 yılından bugüne kadar kendi özel işliğinde mimarlık faaliyetine devam etmekte. Yurt içinde ve yurt dışında birçok projesi gerçekleşti ve hayata geçti. ODTÜ, Ankara Devlet Mimarlık Mühendisliği Akademisi, Galata Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak eğitim alanında mimarlık mesleğine katkı sunmakta ve bu katkısı devam etmekte. 2004 yılında Mimarlar Odası 9. Ulusal Mimarlık Ödülü seçici kurul üyeliğine seçildi. Bu arada Mimarlar Odası'nın birçok faaliyetinde, mesleki faaliyetinde katkısı var ve içinde yer aldı. Evet, mimarlık ve sanat üzerine yazılmış yüzlerce makalesi ve bilimsel yayını var. 3 tane kitabı var yayınlanmış. Bir tanesi Sadeleştirmeler, 2000 yılı. Diğeri Sevgili Düşünceler, 2002 yılı. Modern sonrası mimarlık üzerine notlar, Zeynep Onur ile birlikte 2004 yılı. Biraz önce söyledim, 2008 yılında Mimarlar Odası'nın, Mimarlar Odası Genel Merkezi'nin 2 yılda bir düzenlemiş olduğu 11. Ulusal Mimarlık Ödülleri büyük ödülüne layık görüldü, Sinan Ödülü'ne. Bir de hepinizin hatırlayacağı bir yarışma projesi var, Sayıştay Binası, Eskişehir yolu üzerinde her gün önden geçtiğimiz bina. O projenin de birincisi Ziya Hocam. Hocam bu kadar özetleyeyim. Evet,
Doçent Doktor Neşe Gural'lar. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde yaptı 1991 yılında. Yine aynı üniversitede yüksek lisansını 1996, doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 2003 yılında. 91-95 yılları arasında Mustafa Aslaner ve Senna Teber Mimarlık Bürosu'nda mimar olarak çalıştı. Daha sonra üniversiteye geçti. 1995 yılından günümüze kadar Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. 99 yılında Halk Evleri İdeoloji ve Mimarlık üzerine bir kitabı yayınlandı. Master çalışmasıydı değil mi o? Evet, 2009 yılında 19. yüzyıl İngilizce olarak yayınlanmış Beyaz Meydanı'nın Oluşumu adlı bir çalışması var. Bu yurt dışında yayınlandı. TÜBİTAK ve GÖTE burslarıyla yurt dışında bir süre kaldı. Akademik ilgi alanlarında hızla söyleyeyim. Mimarlık, mimari kuramlar, tasarım, ideoloji ve mekan, kamusal mekan ve kent, modernite, kent ve mimarlık, geç dönem Osmanlı kent ve mimarlığı, erken dönem Cumhuriyet kent ve mimarlığı. Evet, bu da kısaca bu kadar. Teşekkürler, hoş geldiniz. Evet, bu arada bir teşekkürümüz var ama unutmayalım. Şimdi Kanal B galiba aramızda bu panelin kaydı alıyor. Bir de Mimar Odası Ankara Şubesi'nin Kentin Sesi televizyonu şu anda canlı yayında. Nuray Hocam'ın adına ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani buradaki tartışmalar şu anda Ankara'daki mimarlar tarafından da canlı olarak izlenmekte. Bunu da belirtmiş olayım ve hemen panelle ilgili ben biraz önce hocalarımla görüştüm. Bize verilen süre içerisinde şöyle kurguladık paneli. Bir 20'şer dakikalık sunuş olacak birinci bölümde. Cengiz Hocam'dan başlayacağız. Sonra Ziya Hocam, sonra Neşe Hocam'la devam edeceğiz. İkinci turda da bir 15'er dakikalık ikinci tur düşünüyoruz. Daha sonra soru cevaplar şeklinde olacak. Bu arada Cengiz Hocam'ın uçağı altında, onu da yetiştirmemiz lazım. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben Cengiz Hoca'dan söze başlıyorum. Evet hocam, söz sizde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bir kere gerçekten öğretim görevlilerine ve yöneticilere. Çünkü baştan beri çok önem verdiğim bir olayın başlangıcında beni de çağırmış olmaları çok onur verici. Bir mimarlık fakültesi dekanının yazdığı bir kitap vardır. Bence herkesin okuması gereken üniversite üzerine. Orada der ki, öğrenciler hocalarından çok arkadaşlarından öğrenirler. Bu çok önemli bir saptamadır. Ben bunu kendi yaşamımdan da biliyorum. Kendimi anlatmak anlamında değil ama bunun baştan beri nasıl bilincinde olduğumu göstermek için söylemiş oldum, bunu kabul edin. Ben teknik üniversiteyi ve akademiyi kazandım. İkisi de dereceydi. Ama teknik üniversiteye gitmeyip de akademiye giden tek kişiyim. Buna da neden? Mimarın bütün öteki sanatlarla birlikte yetişmesi gerektiğine inanıyorum. Ben eski yazı dersi de aldım, halıcılık dersi de aldım. Ayrıca yani içeriğin dışında, kendi ders programlarımın dışında daha sahibim uzun süre ve gerçekten bütün dostlarım öğrencilik sırasında da hepsi sanatçılardı. İleride Türk sanatında söz sahibi olmuş insanlar. Daha ileride de Ankara'ya geldiğimde de gene en iyi dostlarımmış. Sayın Dikkat tanıyor. Onun da galiba hocaları olmuş. Yani Tümen Erol'dan tutun bütün o dönemin önde gelen şeyleri arkadaşlarımdı. Bir büromda her hafta bir toplantı yapılırdı. Bir kültür merkezi gibi çalıştı her zaman. Beraber şimdilerinin ayıp saydığı
sinemasını aldık bile haramdan kurtulup böyle işiyorduk yani hep birlikte. Ve bu dili çözüyordu. Çünkü bunun ne kadar önemli olduğunu çok sonra anladım ben kendi adıma. Bizim insanımız konuşmuyor, tartışmıyor. Bir araya gelip de değerlendirme yapmıyor. Oysa bırakın eğitimi, toplumun gelişmesinde, ilerlemesinde bunun çok önemi var. Ve bu tartışmalar olduğu sürece, eski dönemde Greg yaptı, Helen dediğimiz şey, o simpozyumlardır. Bütün bir günü geçiriyorsunuz, değişik perspektiflerden gören insanlarla birlikte. Bu bardağa böyle bakmak başka şey, böyle bakmak başka şey, böyle bakmak başka şey. Siz böyle bakıyorsunuz. Böyle bakanı dinlemediğiniz sürece sizin saplamalarınız da havada kalır. Öteki sanatlarla beraber buna bakarsanız bu başka bir şey olur. Özellikle bizim işimiz üç boyutlu bir şey olarak, disiplin olarak. Gerçekten bunu sadece üç yönden değil, belki böyle hareket halindeyken yani dördüncü boyutta da, beşinci, altıncı boyutta da bakabilmek gerekiyor. Bu nedenle bütün yaşamı da buna göre örgütlemek gerekiyor. Yani bu örgütlemeyi yapmadığınız zaman, aman efendim ne olur işte bunu yaparız, ben ne yapar, işte filan da var zaten, o bunu tamamlıyor gibi aldığınız sürece olmuyor. O yaşamınızdan bir parça olması gerekiyor. Tartışma çok önemli. Ben ilk geldiğim yıllarda örneğin bir gün Danimarka mimarlığını anlattım. Beni etkileyen bir mimarlık olarak. Neden etkiliyordu beni? Belki yanlış biraz önceki konuşmamda söylediğiniz gibi yani gerçekten memleketin ülkenin ekonomik durumundan, insanların değerlendirilmesinden her şeyle bu tartışma olmadan olmuyor. O tartışmayı sürdürmek istedim. Mesela Danimarka mimarlığı üzerinde temel buydu. İnsanlar ne kadar azla, ne kadar küçük olanlarla ne güzel şeyler yaratıyorlar. Ve oturup da orasına burasına takılar yaparaktan, yani merkezi Abdülhamid'in koltuğunda oturtaraktan bir şey yapamazsınız. Sadece alay konusu olursunuz. Ve gerçekten hepimizi utandıracak şekilde. Ben Alman arkadaşlarımın yüzüne bakamazdım açıkçası ertesi günü. Çok ciddi söylüyorum bunu. Bunu bir değer zanneden insanların arasında sizin gibi insanların tartışmaları çok fazla önemli. Bu bizim toplumumuzda değişik durumlara neden oluyor. Mesela biraz önce söylediğim Merkel lafı bile politika zannediliyor. Halbuki gerçekten daha önce o duygularını belirtti. Ben sadece onu ilgileniyorum. Ve beni politika yapmakla suçlamanın anlamı yok. Sadece söylediğim şeyin gerçekliğini kanıtlar. Bu yalnız onlarda değil ama. Örneğin bir gün Ankara Mimarlar Odası, bir gün dediğimiz zaman sizin doğmadığınız günler daha. Orta Doğu'yu değerlendirdim. Orta Doğu, yabancı ülkeler de dahil benim gördüğüm, yaşadığım içinde çünkü ben de bulundum. Hatta üniversitenin oraya taşınmasında emeğim var. Daha önce başka şeyler de var, malzemesinden bilmem, öğretim alanlarına kadar. Ve en başarılı kampüs diyorlar, yerleşke örneklerinden biri. Hatta Türkiye'de birincisi. Dünyada demiyorum çünkü her şeyi gördüm. Bu Türkiye'de birinci olması sonucunu nasıl verdi? Öğrenciler hocalarından daha çok tartışıcılar. Ve o tartışma İngilizceyle bir insan nasıl yetişir olur mu?
da şunu söyleyeyim, sabahleyin işte üniversite rutinine buraya gelirken bütün tabelalar İngilizce. İnsan yerin dibine geçiyor. Gerçekten benim dilim yok mu? Ben dilimde bir şey üretemez miyim? Ama bakan çıkıyor diyor ki Türkçe'de felsefe yapılmaz. Zavallı felsefenin ne olduğunu acaba biliyor mu diye soracaksınız, soramazsınız, politika yapıyor oluyorsunuz. Ama dediğim gibi yalnız onlar değil, Behruz da kırıldı. Onun tam tersini değerlendiriyorum. Ben diyorum ki bakın Behruz yeryüzünde en önemli başarılardan birinin altına imza attı. Ama keşke yanında 2-3 mimar daha yetiştirseydi dediğim için 3 yıl konuşmadı benimle. O zaman İmah geliştirdiği yaparken dikkat edin. Siz ne olur, yani böyle hoca gibi falan konuştuğuma bakmayın. Ben hocalık yapamayacağım için ayrıldım üniversiteden. Birbirinize tartışın, konuşun. Gerçekten değerlendirme yapın. Bu söylediğim yorumun bir kültür merkezi gibi yaşadığı, çalıştığı dönemlerde biz her akşam günü değerlendiriyorduk ve bazen kırılma çizgilerine kadar gelebilecek eleştirileri yapıyorduk. Çok değişik dallardan insanlar. Topluma bir yararımız oldu mu olmadı mı ondan önce biz hepimiz daha donanımlı insanlar olarak yetiştiğimizi ayrımsadık. Onu lütfen siz de öyle düşünün. Dün ben biraz uzun, yani arkadaşlarımız sabrını taşırmak üzere yapacak kesebildiğim bir saat bir konuşmanın yarısında peki ama bu konuya başlarken neyi referans aldınız? Neden onu öyle yaptınız? Neden sen şimdi İngilizce konuşmuyorsun da Türkçe konuşuyorsun? Neden sen önce kendi ülkenin kültür varlıklarını, kültür geçmişini bilmeden bugün yola çıkıyorsun? Gibi sorularla gerçekten kendinizi değerlendirmek görevindesiniz. Bunları Ankara'ya yerleşmemde önemli bir şey de vardı, neden de vardı. Çünkü Hititlerden düşünün, Anadolu'nun merkezi bir yerindesiniz. Ve ben Ege'yi biliyorum avucumun içi gibi. Gerçekten şunu söyleyeyim, Anadolu'da doğmuş olmaktan ötürü herkesin büyük, yani ailemden tutun, yaratana kadar teşekkürle dolu bir yaşadım. Başka bir ülkede yerleşmiş olsaydım, dünyanın döndüğü işini görmüş olan bir insan olarak bu kadar mutlu, bu kadar coşkulu, bu kadar gerçekten neyi ne için yaptığını bilmeye çalışan bir durumda yaşayamazdım gibi geliyor bana. Sabah çıkıp öğrencilerimi de mesela bana ortak olmaya çağırırken, hadi gelin hep beraber şuraya gidelim. Akşam sonra oturup bir sofra başına, aynı eski çağlarda bu memlekette yapıldığı gibi, bu memlekette dediğim yer nasıl bir memleket biliyor musunuz? Bütün dinlerin kaynağı, o Yunan tapınağı diye bildiğiniz her şey, Megaron'un etrafına bir sıra kolon dizersiniz, Yunan tapınağı olur. Ve hepsi burada yaratılmış, Ege'de yaratılmıştır. Hepsi doğudan batıya, birçok kültür bileşeninin oluşturduğu bir kazandır. O kazanın içinde sizler ve ben de eriyoruz. Aynı zamanda eritiyoruz da. Benim tarihim halkımın tarihi. Sabahattin Eyüboğlu'nun dediği gibi. Onun için bu referans konusu da ilk yapacağım şey, daha öğrenciliğimde tabii onun ayrımına varmış olarak bir ortamı tanımak. Hele bazı yerleri görmediğimden çok utandığım için Batı'da önce gelip oraları sabah eksiklerimi tamamlamak ve Anadolu'yu yalnız başıma da dolaşmak.
Bir ay mesela Kurt Erdman'la beraber dolaştım Selçuk Yapıları'nın ardında. Bir ay sonra, tam bir ay sonra Ankara'ya geldiğim zaman oradan da Konya'ya gideceğim, daha programı sürüyor. Ama 39 derece ateş. Burada bütün doktorlar muayene ettiler, dediler hiç şey yok. Sadece gördüklerimden, yani gözüm, kulaklarım, vücut, gövdem, yüreğim, her şeyim dolmuştu. Anladım bunu. Bunu satın öyle, bunu sadece ülkü sever, memleketini sever var, işte vatan sever bir şeyde Sakarya, Kanep derler, hepsi öyle bir şey sanmıyor. Ben ülkeme dışarıdan bakmayı bilebildim çünkü Batı'nın o bütün uygarlığımızı neredeyse kopyalamaya varan insanların içinde, Batı'nın görünüşünden başka bir şey olduğunu da yaşamış bir insan olarak. Kültür ne? Nedir kültür? Şu dersleri gördünüz, şunları yaşadınız, şunları deneyimlediniz. Kültürlü bir insan oluyor musunuz? Bana göre hayır. Çünkü gittiğim Batı'da uzun yıllar kaldım. Hatta belki bir iki yıl daha uzun kalmayabilirdim. Ama öyle ustalarla beraber oldum ki onlar da aynı kafadaydılar açıkçası. Almanya'da aynı kafada olan insanı bulmak da gerçekten zordur. Ve orada şunu gördüm ki, en bebek bir bebek yetiştiriyorsunuz bir çocuğu. Beethoven de akşamlarını tamamlıyor. Bah diyerek kendinden geçiyor. Sonra üniversiteye gidiyor, birinciliği de bitiriyor. En önemli bir firmaya, önemli bir çalışan olarak geliyor. Önüne konulan ödev, bir insanın en rantabül şekilde, yani saçından ayrı yararlanarak, dişlerinden ayrı yararlanarak nasıl yakarsınız diye bir fırını tasarlamak. Şimdi bu kültür mü? 100 milyon insanı 100 yılda öldüren insanların kültüründen bahsedebiliriz, teknolojisinden bahsedebiliriz. Bu temel tartışmalarından biriydi. Onun için köyünden başlayarak ne olur içine bulunduğumuz ülkenin değerini bilerek ve gerçek kültürle her akşam yeniden hesaplaşarak yaşamamız gerekiyor. Bunları size söylüyorum. Belki başkaları, yani tıp eğitimi yapanlar bundan o kadar şey almayabilirler. Hem izlenim hem de etkilenim almayabilirler. Halbuki bugün tıp doktoru da psikoloji eğitimi almazsa doktor olamıyor. Bugün bütün üniversitelerde disiplin arası kürsüler var. Ben bir tanesinin üyeyim, şeydeki Michigan Üniversitesi'ne. Bana düzenli geliyor dünyanın her tarafına insanların tartışmaları ama asıl önemli olan disiplinler arası tartışmalar. Bu disiplinler arası tartışma olmadığı zaman siz bardağın sadece şu kadar bir kısmını görmüş oluyorsunuz. Bütün böyle de olsa bütünlüğü değil. Bunları yaptıktan sonra kendi kendime takım ilkeler sattım. Bütün bu izlenimler, dün size anlattıklarımla da. Bir kere benim yaptığım işler, becerebilsem, beceremesem de doğaya, çevreye, yaşama saygılı ve uygun olmalı. Elinize geçerse galiba geçip haftalardan birinde şey yapılacak dediniz, yayınlar üzerine. Bir kitabım var, Fark Gözü ve Sanat'ta. Doğaya uyumlu bir mallık. Çok 3-5 tane basit şeyle gerçekten ne kadar bilincinde bu işleri yapmışız diye ve bunu doğaya çevreye derken sırayı bozmamak üzere bunları sıralıyorum. Aslında temelde insana saygısını yitirmiş bir kültür olamazdı. Galiba söylemiş oldum daha önceki şeylerde.
temel o. O temel olmadıktan sonra ne yaparsanız yapın, ister 9 saatte atın havada, benim için cambaz değilsiniz, kokkabazsınız. Gerçek insan için, gerçekten yüreği dolu ruh sevgiyle çalışan bir insanın yarattığı şey en değerlisi. Usta akla uygunluk. Bu da çok önemli bir ülke. Çünkü hiç aptalca bir şey yapmamışlar. Gidin Safranbolu'ya, şurası hemen. Şu kapı kilidi, şu pencere ayrıntısı, şu bilmem ne akla uygun değil diyebilecek misiniz diye bakın. Akla uygun olmayan hiçbir şey bulamazsın. Ama sabahleyin yaptığım yolculukta gördüklerim tam bir aklı karışmışlık. Kendisi nedir, kimdir bilmiyor bunları yapanlar. Gerçekten bilmiyorlar. İstedikleri iddiaya, istedikleri alanda tartışarak varım. Onların kendilerinin ne olduğunu bilmediklerini anlatabilmek için. O kadar kolay değil çünkü bir yere bir kültüre sahip olmak, bir kültür içinde olmak ve o kültürün içinde yaratmak. Gerçekçilik bir temel kavramlardan bir tanesi de ama bu daha yüzeysel bakışta içten çözüme başlamak. Dışı ihmal etmek değil, onunla uygunluk içinde dışı yaratmak. Şimdi bakıyorsunuz plan aynı. Cebenin yarısı mavi, yarısı kırmızı. Oradan bir kulet açıkmış, buradan bir boynuz. Gerçekten bakıyorsunuz, niye peki şimdi bunu böyle yapmış? Enişten beni niye öpüyor şimdi? Bilmiyor, o da bilmiyor. Sadece yeni üretilmiş gene bir şey var. Bize hep böyle tavlıyorlar, yeni üretilmiş tavlarla. Örneğin globalizasyon, küreselleşme. Niye küreselleşme diye soruyorum. Foyaları çıkıyor meydana. Paranın küreselleşmesi mi? Kültürün mü? Hümanizmanın mı? Gerçekten sevginin mi? Neyin küreselleşmesi? Ne demek istiyorsunuz siz? Yani küreselleşme dedikten sonra beni sömürge haline getirmenin anlamı ne sizin için? Öldüremediğiniz 100 milyon insana daha 100 milyonlar eklemek için siz o çalışırken her şeyinizi ona göre ayarlarken şimdi bak Merkel de bizim başbakanımızın pazarlığını düşünün mülteciler üzerine. Ne ilişkisi var insanlıkla? Nasıl bir utanç verici bir pazarlık bu bizim açımızdan en azından. Ve bu çözümün içten dışarı aranması bizim şeyimizde kültürümüzde Osmanlı'nın son dönemlerine kadar sürmüş Cumhuriyet'in ilk döneminde dışarıdan da etkiler olarak iyi başarılmış ve şimdi dediğim gibi tam bir akıtlaşma içinde. Tutumsallık, kolaylık, gereçlerin ve yapım yönteminin yakından seçilmesi en kolay yerden ve esnek. Bu ilkelerle çalıştım. Ve gerçekten başkanlığının söylediği sözü aktarayım. Herhangi bir işimde bu ilkelere aykırı bir şey olmadı. Bu ödüllerden bir tanesi verilirken benden bir konuşma istediler. Ben çok kısa konuşmayı severim öyle yerlerde. Bir tanesi hayatım boyunca şu kadar bir fideyi kesmedim. Bunun ne demek olduğunu Fatih lafını alımsayın, ormanlarından bir dal keselim, başını keselim diyen ve ondan sonra bir kendisine gerçekten para piyasası için bir takım şeyler yaratmak isteyen insanların iki bilmem şu kadar milyon ağacı kestikleri üçüncü havaalanı veyahut da bilmem neyin yolunu köprüyü düşünün.
Ben burada kesin bir şey, iki şey daha ekleyerek, bu çok önemli. İkincisi, yalan söylemedim mimarlığımda. Aa, tahta değil ama tıpkı tahta gibi, looks like. Bu anlatmadı da. Allah Allah, mermer değil ama ne kadar da mermere benziyor. Böyle bir şey hiç yapmadım. Ve bunlarla aldatarak algı operasyonu yapıyorlar şimdi. Mallarını en iyi şekilde satabilmek için. Bu mimarlık falan değil benim için. Teşekkür ederim beni. Söylemem hakikaten ayıp olur. O kadar güzel özetledi ki durumu, yani mimarlık mesleğini ve nasıl bir kültürde, bir coğrafyada yaşadığımızı, aslında mimarlığın bir bütün bunların bir sentezi olduğunu. Dünkü ders atölye çalışmasında da sonuçunu da ifade etti. Biliyorsunuz Göbeklik'te de dünyadaki bütün bugüne kadar yazılan şeyleri ters yüz etti. Yani mimarlık tarihiyle ilgili, insanlık tarihiyle ilgili. Çünkü 12 bin yıla biliyorsunuz tarihlendi. Şimdi yeniden yazılıyor dünya tarihi. Böyle bir coğrafyadayız. Yani o nedenle hocamın söylediği son derece önemli. Evet, ikinci konuşmacımız Sayın Ziya Tanalı'ya ben sözü vereceğim. Evet, bir slide galiba var. Arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz? Sanatının durduğu yere bakacak olursanız, yansıtma konusunda yeni bir evreye girmiş gibi duruyor. Ya da ben öyle görüyorum. Duyarlılıkları aktardığı kadar daha da entelektüel bir eylem haline dönüştürmeye çabalıyor kendini. Düşünce alanının, felsefe alanının vardır çizgiye götürüp oturtmaya çalışıyor kendini. Bizler de ortaya konan işlerdeki duyarlılığı algılamaya çalıştığımız kadar onu okumaktan da söz etmeye başlıyoruz. Oysa bugüne kadar düşünce sadece yazılı metinden okunan bir şeydi. Doğrusunu isterseniz. Önce Musa ve Mona Lisa ile ilgilenen, sonra da kim olduğu ve ne olduğuna merak salan, daha sonrasında da renkleri ve biçimleri çarpıştıran sanatçılar 20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte herhangi bir düşüncenin yansıtılmasına da yaratma eyleminin kapsamı içinde görmeye ve göstermeye başladılar. Mimarlığın sanat olduğuna karşı çıkanlar konuşulur. Mimarlar da bu yaklaşıma katılmakta gecikmediler. Yaptıklarını daha doğrusu sözlerle de anlatmaya kalkışanlar türedi. Böylece yapılanların yanına referansların ne olduğuna ilişkin hikayeler de katılmaya başlıyor artık. Bizlerden de okumamızı isteniyor. Vezirganlar fırsatı hiç kaçırmıyor doğru şimdi isterseniz. Fırsat bu fırsat. Garip yorumlar çıkıyor ortaya ve çoğunlukta. Örneğin iyi tanıdığımız bir mimar Rossi yaptığı tasarımın omurga ağırlarından kaynaklandığından bile söz edebilecektir ve şaka yapmamaktadır.
ya da bir beskin yapının tektoniğini elde edişine ilişkin düşünce adı altında bir takım ezeyanlar bana kalırsa dile getiriyor. Neden ilişki kurulduğu bilinmeyen Berlin telefon rehberindeki telefon adreslerinin ve Yahudi yıldızındaki çarpıklıkların taban alınması gibi düşüncelerin yapı tektoniğini etkilediğinden söz edebiliyor. Böylece bizler de tasarım sürecinde bir şeyleri keşfettiğini zannedenlerin pek çoğunu moda haline gelen bu yaklaşımlara yöneldiklerine tanık oluyoruz. Geçici beğeniler mimarlığa yansıyor, taşınıyor. Mimarlık da defile için hazırlanmış bir podyum olmaya özendiriliyor. Diğer yaratı alanlarındaki düşünceyi yansıtma çabaları mimarlıkta ne düşündün de ne yaptın sorgusuna dönüşüyor. Ve yeşil mimari yapıyorum diye ağaca benzeyen yapılar yapmaya denk varıyor. İlgi çekicidir. Böylece de konsept oluşmuş oluyor. Böyle bir kavram var şimdi. Okumayı böyle anlayınca yapılanların yanında yazılı metinler duruyor ve okumanın bu olduğu zannediliyor. Böylelikle tasarımcılar da yerli ya da yersiz kurguyu neye dayandırdıklarını anlatmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Çağdaş olmak böyle bir şey biraz. Ama merdivenin ortasına inen ya da yarım kalan kolonların nedenleri konusunda ikna etmekte hayli zorlanıyorlar. Bir yapıda kara deliği yansıtmak, elini mikroskoba koyup oradaki çizgilerden yararlanarak yapı yapmak. E eşit mc kareyi yapıda yansıtmak. Bunlarla şaşırmadınızsa daha ilginçleri de var. Geçen yüzyılda da vardı ama 21. yüzyılın en çarpıcı konusu şaşırtmak. Satmak için. Görgüsüz paranın nobran gücü. Giydirilebilecek kılıklar istiyor kendine. Bunun için de meslek adamları o şaşırtıcı ve nobran ilişkileri kurmakla görevlendiriliyor. Yaşamın her alanında neredeyse her gün habire şaşırmanız isteniyor bizden. Gazete haberlerinin ve başlıklarının en gündelik gösterdiği ilgisi de bu şaşırtma oyunu. Bir şaşırtma yarışı yaşanmaya başlıyor. Dünyada ilk kez, Türkiye'de ilk kez bence. Dünyada benzeri yok. Yapma ya bu. Şoke oldu. Tabii yani ne yaptın? Olsun. Değil mi? Bakın gazete ne demiş Ortega. Şimdiye kadar birkaç uygarlığın hakkından gelmiş olan laf cambazları insanların düşünecek hali kalmasın diye serseme çeviriyor. Tabii insan kendine dönme, kendi içine girme yerine kendinden vazgeçtiğinde alçalma yolunu tutmuş demektir. Bugünlerde mimari bir yapıt mesleksiz bir hurafe ya da masal olabiliyor. Hafıza kaybına dönüşüyor. Mimarlığın neye dair olduğunu unutulduğunu düşünür mü? Diğer yaratı alanlarında düşünceyi yansıtılan şeylerde böyle açıklamalara rastlanmıyor. İzliyorsunuz ve anlayabilirsiniz, anlıyorsun yansıtılan şeyin ne olduğunu. Zaten o var. Açıklamaya gerek duyulmadan orada hazır ve nazır olması gereken
anlaşılması için açıklama gerekiyorsa bir işe yaramayan şeyler piyasalarda alıcı buluyor. Düşüncenin yansıtılması mimarlıkta değer alanlarından çok daha zor. Düşünerek yaptığını kanıtlamaya çalışırken görmüşüz, öncesiz ve sonrasız bir boyuda düştüğünüzü hissediyorsunuz kendinizi. Buna da bizimkiler entel demiş. Tasarımda kavram, çağın ruhunu yansıtan genel kabullerdir. Bir şey daha var. İnsan duyarlılıklarının yansıttığında anlaşılır olabiliyor. Hiçbir tasarımcıda çağın ruhunu kavram, düşünsel temel olarak aldığını açıklama gereği hissetmez zaten. O yapılan işin içindedir. Şayet açıklama gereği duyuyorsa yapılanlar zorlamalardır zaten. Örneğin bir mimar yaptıklarının kavramsal söylemini şöyle açıklayabiliyor. Aniden gökyüzünde bir leylek, bir bohçelle tepemde belirdi. Sandım ki yeni bir bebek getiriyor ama geldi. Tam bu arazinin üzerine ve bohçasından kesme şekerleri döktü. İşte bu kesme şekerler de konut gruplarına oluşturdu. İyi masal değil mi? Bir başkası arazide yıllar öncesinden kalma bir saat kulesi vardı. Kulenin arazi üzerine düşen gölgesi yapının biçimini oluşturdu diye açıklıyor. Allah Allah diyorsunuz. Bir yapıda bu kadar estetik ve nedensel sorun vardı. Durup durup da. Komşu arazideki saat kulesinin gölgesi nereden düştü başıma? Bir diğeri de kavram olarak mimarlığın zaten ayakta durması gerektiğini, mimarlık ürününü ama böyle gözükmesi gerekmediğini sorguladım diyor. Alkışlar yıkılıyor. Yıkılacakmış gibi yapı yapmanın erdemini ortaya koyuyor. Düşünebiliyor musun? Bir hafıza kaybı sürüp gidiyor. Mimarlığın neye dair olduğunu, neden sanat olduğunu kavrayamayanlar için şimdilik en tutan yaklaşım buymuş gibi gözüküyor. Zaman ilerledikçe getirilen bu kavram konusu, mesela konsept kurdele gibi öğrenci ve profesyonel çalışmalara yol açmış. Hem iç mimarlıkta, hem mimarlıkta, hem endüstriyel tasarımda. Şimdi biz bunları konuşurken kulağıma sesler geliyor tabii. Eskimek bu iş geliyor. Yahu her şey değişiyor. Görmüyor musun be adam? Bu adam ne diyor? Cahil cahil şunu bunu onu okumamış. Biz zaten okumayız milleti olarak. Bunlar bana edilen şeyler herhalde. Her şey devamlı değişip dönüşüp duruyor elbette. Bunu artık biliyoruz. Biz de buna değişimin kendi eğitti. Ama İsa'dan önce 500'lerden bu yana, yani hala oldukça yeni kabul edilebilecek ve adına değişim denen bu oyuncağın kurallarını keşfetmeye çalışırken az dikkate aldığımız bir başka şey var. Değişenin içinde geçmeyen şeyler de var mı? Ne var? Pek düşünmez olur. Hem değişimin dokunulmazlığı böylece çıkıyor ortaya.
Değişmeyeni görmek ve duymak bile istemiyor. Değişmezleri aramak, değişim inkar etmek gibi geliyor herkese. Ki bu da kara cahil. İşte benim gibi biraz geri kalmış, biraz diyorum artık. Yani anakronik. Damgası yemek için bir el. Kim ister? Allah ben de olsun utanmıyorum. Biz bunları konuşurken analitik açıklamalarla meydan okuyamadığımız bir olgu ile karşı karşıya kaldığımızın farkındayız. Belki duyular aracılığıyla algıladıklarımızla yorumlarız. Bu da spekülatif düşünce üretmek anlamına geliyor. Neredeyse bu da kahraman olmayı gerektiriyor. Büyük cesaret istiyor. Tam tersi öncekinin. Ama toplum böyle çelişkili değerlere sahip. Büyük cesaret istiyor. Sanki her şey ölçülebilirmiş. Oysa bu soru, değişenin içinde değişmeyen ne var? Sorusuna kesin olmasa bile sınırlı cevaplar arayabiliriz kendimizi. Duyularla algıladıklarımızın sözcüklerle ortaya konması zor iş, değil mi? Ben mimarın sanat yana ağır basan bir iş olduğuna inanırım. Kendim beceremedim. Yani mimari bir eser tüm sanat alanlarında olduğu gibi toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek ve duyarlılık yansıtmak gibi iki görevi de yükümlenir. Bu kadar kolaydır ve bu da onu sanat olarak kabullenmek için yeter. İyimser bir görüşle bu yapılan işlerin gündemi için geçerli olsa da beni o azınlık ilgilendiriyor. Yapılan her resim, yazılan her şiir, yontulan her heykel ya da bestelenen her müzikte sanat eseri olmuyor zaten, bakmayın. Günümüzün mimarlarının uğraşması gereken pek çok bir sorun varmış. Nasıl gelirdi? Benim halkalarım bunlar. Devamında ikinci turda söz verilirse değerler nerede duruyor? Bugüne kadar olan taşıdığımız, sırtımızda taşıdığımız, doğru insan olmayı bellediğimiz değerler nasıl etkilendi bu kültür değişiminden? Ona biraz değinmek istiyorum. Ziya Hocam. Süremizden 5 dakika önce bitirdiniz. 5 dakika borcunuz var. Evet. Daha bir ikinci turda. Yani benim not alıyorum ama tekrar etmek istemiyorum ama esas olarak Ziya Hocam'ın söylediği önemli bir şey. Görgüsüz paranın no-plan gücü. Yani bütün her şeyi açıklıyor. Bugünkü mimarlık ortamının eğer bir noktayı. Aslında hocam da bugün mimarlığa nasıl baktığını bir anlamda fark etmeye çalıştı. Durum aynen bu. Yani görgüsüz paranın toprağın gücü. Bütün yaşadıklarımız. Evet, şimdi hemen Neşe Hocam'a sözümü anlatayım. Teşekkür ederim. İki büyük üstadın arasında konuşmak hakikaten çok zor. Heyecanımı aktarın. Başlığımız mimarlık ve bugüne dair mimarlık, kimlik ve mekan. Ben biraz daha tartışmayı Türkiye üzerinden yürütmek istiyorum.
genellikle estetik zemin üzerinden yürütülmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani biz problemi bir estetik problem olarak gördüğümüz sürece bu problemin çözümünde de fazla bir adım atamayacağımız gibi daha kritik problemlerin doğmasına sebep olacağız. Daha kritik problemleri önce açayım. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel estetik çalıştayı topladı. Şimdi bu kentsel estetik çalıştayının da ana teması kimlikti. Kentlerimizin kimliği. Kentlerimizin kimliksizliğinden her zaman olduğu gibi yakınılıyor ve kentlerimizin kentlerimize kimlik kazandırmak için yapılabilecekler bir çalıştayda tartışılarak sonra bir bakanlık politikası olarak nasıl yaygınlaştırılacak bu düşünülüyor. Şimdi kimlik meselesi aslında son yıllarda daha fazla gündemimize oturdu. Özellikle kamu yapılarında, kamu yapılarımız Selçuk ve Osmanlı tarzında bir üslupla biçimlenmesi son yıllarda çok yoğun şekilde tartışıldı. Şimdi benim dünkü çalıştaydan edindiğim izlenimler kamu yapılarından çok kente dönük, yani aslında konut alanlarına dönük yeni politikaların geliştirilmekte olduğunu anlıyorum. Şimdi bir kente yüksek bir noktadan, bir tepeden baktığınız zaman büyük bir yapı deniziyle karşılaşıyoruz. Bu yapı büyük yapı denizini oluşturanlar konut dokusu aslında. Yani kentlerimize işte o şikayet ettiğimiz kimliksizleşmeyi, çarpık kentleşmeyi veren ana doku konut dokusu. Şunu da düşünmek lazım. 1927 yılında Türkiye'de nüfusun %25'i kentlerde, %75'i kırsalda yaşıyordu. Şimdi bu oran tam tersine döndü. %75 kentlerde, %25 kırsalda yaşıyor. Şimdi böyle büyük bir yapı denizinde konut stoğu, yapı stoğu önemli bir ekonomik girdi aslında. Şimdi bakanlığın çalıştayda satır aralarından ayıklayabildiğiniz iki yaklaşım olduğunu OAR protokol konuşmaları arasında. Birincisi mantolama eliyle binaların hem ısı yalıtımına katkı sağlamak hem de işte o kimlik problemine bir çözüm kazandırmak. İkincisi de yeni yapılacak alanlarda kimlikli yeni yapılar yapmak. Bu kimlikli yapıların nasıl bir kimlikte olacağı da araştırmalarla bulunacak. Şimdi bir kere ben hani bu konuyu şu sebeple açtım. Konuyu ekonomik tabanlı değil, estetik platformda tartıştığımız zaman geleceğimiz nokta budur. O yüzden biz 1950'lerden beri çarpık kentleşmeden şikayet etmeye devam ediyoruz ama bir çözüm üretemiyoruz. Oysa sorunu yalnızca bir estetik problem olarak görmekten vazgeçip bunun ekonomik arka planına baktığımız zaman belki çözümde de daha önce büyük adımlar atabilirdik. Şimdi bu çarpık kentleşme dediğimizde, bu yapı denizine baktığımızda aslında konutun Türkiye'deki tarihi belli. Bir gecekondu var, bir yapsat apartman var, bir de bugünlerde özellikle son 10 yıldır yaşadığımız büyük nobran güçlerin inşa ettiği kapalı konut siteleri var. Şimdi gecekondu artık problem olmaktan çıktı. Kentsel dönüşüm projeleriyle zaten artık hani gecekonduların hatırasını saklamaya dönük nostaljik eğilimler bile başladı. Çünkü elimizde artık gecekondu neredeyse kalmayacak. Öbür taraftan o nobran gücün oluşturduğu büyük kentsel kapalı komüniteler kuruluyor. Ama yine de bu büyük yapı denizi önemli oranda yapsat eliyle üretilen apartmanlardan oluşuyor.
önden 5 metre, arkadan 5 metre çekilen tekil objeler yaratıyoruz ve bu tekil objeler Konya'da da, Edirne'de de, Kars'ta da üretildiği için binalı şehirlerimiz birbirlerine benziyor. Çünkü DNA'da işte çeşitli imkanlara sahip olacak oluşumlardan ziyade tek bir hücre var. Tek bir hücrenin, bir tipin sürekli kopyalanması var. Şimdi oysa bir araya gelebilseydik ne kent toprakları böyle anlamsız parçalara bölünecekti. O parçalar hakikaten anlamsız. Parselin içindeki apartmanın 3 metre yan boşluğu hiçbir anlam ifade etmez. Genellikle orası kullanılmayan atıl alanlardır. Benim çocukluğumda doğal gaz gelmeden önce o alanlar işte kömür ve odun nakli yapılan pis boşluklardı. Şimdi benim bahçem ve apartmanım şeklindeki bu tekil davranış, binaların bir araya gelememesi, ada ölçeğinde anlamlı boşluklar, bahçeler, avlular üretememesi birinci sebep. İkinci sebep, hocamın da çok iyi anlattığı gibi doğaya uygun, topografyaya uygun önerilerin getirilemeyişi. Yani görüyorsunuz apartmanları, buradan Konya'ya doğru giderken Cevizlidere Mahallesi'ne bir bakın. Neredeyse binanın yarısı kadar, bazen bina kadar arkada istinat duvarları çıkıyor. Hiçbir şekilde topografyaya uygun olmayan bir imar düzeninin şehirlere bir damga gibi basılması işte bu kimlik ya da çarpık kentleşmeyi oluşturuyor. O yüzden biz tartışmayı bir estetik mesele değil, ekonomik bir mesele olarak görmeye başladığımız zaman bununla ilgili çözümlerde bence daha iyi adımlar atabiliriz. Bu da tabii bizim aslında parselin tarihine bakmamızı gerektiriyor. Yani neden biz bu damgayı bütün şehirlerimize bastık? Nasıl oldu da bütün şehirlerimizi bu tek düze parsellerle damgalık şekillendirdik? Şimdi parselin tarihine baktığımızda aslında Osmanlı'dan itibaren hani hocamızın dediği değişenler içindeki değişmeyen bir şeyi görebiliyoruz. Şöyle anlatabiliriz. Yani bunlar tabii daha ince akademik araştırmalarla detaylandırılması gereken yalnızca ilk gözlemler ya da ipuçları diyebilirim. Bir kere 1839'da Tanzimat'ın ilanıyla mülkiyet hakkının tanındığını biliyoruz. Mülkiyetin hukuksal olarak güvence altına alınması önemli bir konu. Ve modernleşme ile birlikte Batı'dan alınan modernleşme kuralları, işte 1848 Ebniyye Nizamnamesi, 1864 Turuk ve Ebniyye Nizamnamesi gibi nizamnamelerle kentlerin şekillenmesinde prensip kararların, yani yolların açılması ve adaların oluşturulmasında önemli adımlar atılıyor ve bunlar özellikle yangınlardan sonra gelişiyor. Kent tarihi çalışanlar bilir, özellikle 1865 Hocapaşa yangını ki İstanbul en az Londra kadar ve belki Londra'dan daha fazla yanmıştır ve Londra'nın kent tarihi nasıl yangınlarla birlikte ilgilenen bir tarihse aslında İstanbul'da öyledir, belki hatta daha fazla öyledir. Bu yangınlardan sonra yollar açılmaya ve adalar şekillenmeye Batı'dan alınan örneklere göre geometrik olarak, nizami olarak şekillenmeye başlıyor. Bundan önce İstanbul'da yangın yok muydu? Elbette vardı ama yangınlar kentin mülkiyet dokusunu etkilemiyordu. Yalan yapının yerine yenisi çoğunlukla da ahşap olarak tekrar yapıyordu. Ama bu nizamnameler ve modernleşme ile birlikte yangınlar bir fırsat olarak görülüyor. Yeni yollar açılıyor. Yapı adaları belirleniyor ve bu yapı adaları parsellere bölünüyor. Burada Pierre Pinon adlı bir mimarlık tarihçisinin önemli bir tespiti var. Pierre Pinon diyor ki Osmanlı'da yollar açılıp adalar belirlendikten sonra parselizasyonun bir sonraki aşama olarak ertelendiğini görüyoruz. Yani parselizasyon
maksimum sayıda mülkiyeti elde edebilmek için çok sayıda parsele bölünüyor adalar. Yani İstanbul'da o gördüğünüz 2,5 metrelik, 3,5 metrelik dar cepheli ince uzun parseller genellikle bu mantıkla oluşuyor. Şimdi değişmeyen değerler işte burada. Yani biz Osmanlı'dan itibaren sanıyorum bunu Cumhuriyet'te tekrar gelmek mümkün. Önce yol açıyoruz, adayı belirliyoruz ama ada içinde parselizasyonu bir sonraki hamleye bırakıyoruz. Bu da daha çok tabii plancıların tarihi haritacılardan daha yeni. O dönemlerde haritacılar eliyle yapılıyor. Haritacılar bu mülkiyetleri kent topraklarına işliyorlar ve parselizasyon da daha çok haritacıların elinden çıkıyor. Şimdi Cumhuriyet'te 1926 yılında Medeni Kanun kabul ediliyor. Aynı şekilde mülkiyet hakkı kanunlar tarafından güvence alınıyor. Ve planlamada önemli isimler Ankara'nın mesela planı Löhrer ve Janssen, önce Löhrer sonra Janssen tarafından yapılıyor. Şimdi Löhrer ve Janssen her ikisi de Bahçeşehir ekolünden gelen isimler de her ikisi de evlerin bahçe içinde müstakil konutlar olması kanaatinde. Aslında her ikisi de biraz muhafazakar isimler. Büyük metropollerden pek hoşlanmıyorlar. Kentleşmenin sınırlı olmasını, yani nüfusun kentlerde yığılmaması, kırsal alanda kalmaları ve küçük kentlerdeki hayatın da aslında biraz tarım alışkanlıklarıyla devam etmesi gerektiği kanaatindeler. Yani metropolde yaşıyorsunuz ama eviniz olacak, bahçeniz olacak, ekip biçeceksiniz, armudunu toplayıp yiyeceksiniz. Dolayısıyla kır hayatının alışkanlıkları metropolde de sürmeli kanaatindeler. Bu bahçeli ev fikri Janssen'de evlerin bahçeleriyle birlikte müstakil olarak planlanmasını sağlıyor. Şimdi 1930'lara geldiğimizde bu konularda güzel, önemli doktora çalışmaları da var. Parsel boyutlarının artık bir miktar belirmeye başladığını, 18 ila 20 metre arasında bir en olarak kabul gördüğünü, Janssen'in çizdiği mesela parsellerin alım gücünün üstünde kaldığı ve dolayısıyla parsellerin bölündüğünü, yani ortalama kapitale göre, ortalama bir alım gücüne göre bir parsel büyüklüğünün ortaya çıktığını görüyoruz. Yani biz aslında parselizasyonla kent topraklarımızı ortalama alım gücüne göre parçalara bölüyoruz. Şimdi 1936'ya kadar haritacılar 1936'ya kadar haritacılar kent planları yapmaya devam ediyor. 1936'dan sonra haritacılardan bu yetki alınıyor. Ama ne oluyor? Haritacılardan planlama yetkisi alınmıyor ama parselasyon hala, hatta bugün bile haritacıların elinde. Yani plancılar genellikle yolları açıyorlar. Hocalarımın yanında umarım bir yanlış yorumda bulunmuyorumdur. Yollar açılıyor, adalar belirleniyor ve o adaların içindeki parselasyonu bugün dahi çoğu plancı haritacıların görevi olarak savunur. Konuştuğum plancılar da bunu söylüyorlar. Yani parselizasyon bizim işimiz değil. Parselizasyonu haritacılar yapar. İyi ama parselizasyon zaten kent morfolojisinin oluştuğu en önemli nokta. Yani siz parselizasyonu haritacılara bıraktığınız zaman haritacılar onun mülkiyet ilişkilerine göre kaç tane arsa sahibi var, kaç metrekare arsa önce eline sonra boyuna bölerek bunu taksim ediyor ve bizim işte bütün kentleri birbirine benzetti dediğimiz apartmanlarda bu parselizasyondan çıkıyor. Şimdi
Bakanlığı'nın bu yatayda ki mülkiyet ilişkilerini, yani arsa aldınız, yeryüzünde bir dikdörtgeniniz var. Ama bu dikdörtgenin üzerine bir bina yaptığınız zaman o binanın mülkiyetini, mülkiyet hakkını düşeyde bölen bir kanunla kat mülkiyet kanunu ile apartmanlar daha kolay inşa edilir ve mülkiyet hakları daha kolay belgelenir oluyor. Ondan önce yalnızca noter tasdikiyle 10 yıllık oda noter tasdiklerinin süresi bir dairenin sahibi olduğunuzu ispat edebiliyorsunuz. Kat mülkiyet kanununun önemi bu. Yani kısaca toparlayayım o zaman. Biz meseleye bir estetik problem olarak baktığımız sürece bugün işte tartışılan binalara kimlik giydirme noktasına geliyoruz. Oysa bunu bir ekonomik problem olarak görüp özellikle ada bazında o anlamlı ortak büyüklükler bir araya gelemeyen tekil nesneler değil, bir araya gelebilen, yan yana durabilen, birlikte avlular, bahçeler oluşturabilen yeni öneriler geliştirebilmeliyiz ve bunun hukuksal çözümünü de geliştirmek zorundayız. Teşekkür ediyorum. Evet, Neşe Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu Bayındır Bakanlığı'nın kentsel estetik çalışması bir çalıştaya katılmış. Ben bir anda ürperdim. Yani böyle çalıştaylar Türkiye'de çok tehlikeli olmaya başladı. Mutlaka bir niyetle katıldınız. Ben sizi kastetmiyorum ama şeyi anımsarım. 2004 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi de benzer bir çaba içerisine girmişti. Nedeni de şuydu. İşte Ankara'daki yapılan estetiğin çok kötü olduğu, kimliksiz olduğu. Dolayısıyla onlar bir kimlik kazandırılması gerektiği konusunda böyle bir tespitte bulundular. Oradan yola çıkarak da Büyükşehir bünyesinde bir estetik kurul oluşturdular. Evet, ben de o dönemde Mimarlar Odası Ankara Şubesi adına estetik kurula katkı koymak için katılmak istedim. Bir resmi yazı yazdık Büyükşehir'e. Melih Bey o zaman yani Büyükşehir Belediye Başkanı. Bir sürü şey oldu, tartışma oldu. Yani çünkü odanın estetik ve kimlik meselesine bakışıyla Ankara Büyükşehir'in kimliğe bakışı arasında çok inanılmaz şey var, uçurum var. Sonra öyle bir süreç başlattılar. Çok uzatmayacağım ama sonuç itibariyle hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı demek belki haksızlık olur ama onun sonucunda işte protokol yolu da ifade ettiğimiz değil mi? Ankara'dan havalanına giderken bir güzergah var, yol güzergahı. Sonra binaları giydirdik biz yetkilerine. Gerekçe de şu, ya biz yabancılara mahcup oluyoruz. Bu binalar çok kimliksiz ve kişiliksiz. Onun için biz onları güzelleştirdik gibi gerekçeyle binalar giydirildi. Artık ne kadar kimlik kazandırdı onu ben buradaki meslektaşlarıma bırakıyorum. Bir başka konu, işte her gün üniversiteye girişen eski yolundaki o giriş takının altından geçmek zorunda kalıyoruz birçoğumuz gibi. Yani inanın bir şey basıyor, böyle bir ter falan basıyor beni oradan geçerken. Bu nasıl bir kimliktir? Yani neye aittir? Biraz önce Cengiz Hocam çok güzel ifade etti Anadolu kültürünün. Mimarlık ve estetin bir kültür biriktirme işi olduğunu söyledi. Ama günümüzün yöneticileri bize hala ne olduğu belli olmayan bir takım kapıların altından geçirmeye zorluyorlar. Yani Ziya Hocam söyledi, bugünün mimarlığını aslında eleştirirken algısını, işte paranın gücünü, dobrandı ve her şeyi ben bilirim, ben yaparım mantığının geldiği noktayı anlatması açısından bir örnek daha söyleyeceğim ve bitireceğim. Bu çiftlikte çok büyük tartışmalar var biliyorsunuz. Yani saraydan tutun da işte oradaki tema park tartışmalarına kadar. Şimdi metroya biniyorum bazen. Metroda orada bir şey var biliyorsunuz. Her kompartmanda ekran var. Dışarı ekrandan işte Ankara'yı tanıtan bir takım resimler geçiyor. Orada bu tema parkın resimleri de geçiyor. Şöyle anlatılıyor Ankara'da tema parkı. İşte şu kadar kilometre uzunluğunda bilmem işte o çift vurgulu adını tam getiremedim ama bir oyun şeyi anladığım kadarıyla. İşte şu kadar dünyada olmayan hep şeyden, büyüklüklerden söz ediyorlar. İşte bulvarları anlatırken 15 kilometre bulvar, bu kadar alt geçit, şu kadar yüksekliğinde işte oradaki çocukların oynayacağı bilmem ne filan. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Yani bugünün kent algısına, kent estetiğine ve mimari bakışını geldiği noktayı göstermesi açısından önemli diye sizle paylaşmak istedim.
Tabii bu çiftlik meselesiyle ilgili söylediğim çok söz var ama bugün o konusu değil. O nedenle burada keseyim ben. Ve şöyle bir hocalarıma döneceğim ben. İkinci turla ilgili. Ara verip soru cevap şeklinde götürüp sonra ikinci turda devam edelim. Konuşalım şöyle isterseniz. Peki öyle yapalım. Peki o zaman şöyle yapalım. Çünkü hocamın da süresi azaldı. İkinci tur için ben hocam size söz vereyim. Mümkün olduğu kadar kısa yapalım gösterelim. Ben yarım bıraktığım yerden evet. Sürdürmek istiyorum zaten. Ve sanıyorum ikinci turda 20'şer dakika konuşmak da çok da gerekli değil. Yani onlardan da daha 5'er dakika. İkinci turda bu kadar da uzatmak olmayabilir. Bir 10'ar dakika, hatta ben bana göre 5'er dakika daha eksik bıraktığımız bir yer var, onu söyleyeyim. Sonra soru cevaplar üzerinde. Yani bu gerçekten karşılıklı olmalı. Öğrenciler, öğrenci arkadaşlar, yalnız onlar var gibi aramızda. Ne karışmalar bu tartışmaya, söylediklerimizi doğrulamak için. Şimdi ben ilkelerden söz ettim, tabii açmadım onları. Açmam da gerekmiyor. İlkelerin içinde örneğin en önemlisi kültür birikiminin bilincinde olmak. Niye bugün en önemlisi? Benim başlangıçta konuşmamın ilk bölümünde söylediğim gibi yalnız Anadolu kültürü değil, insanlık kültürü. Hümanizma dediğiniz zaman böyle bir yere alamazsınız. Sadece sınırlarını belirleyin. Onlar politikacıların, hatta devlet yönetenlerin işi. Ama siz dünyanın bir parçası olduğunuzu bilerek, yolduğunuzu bilerek onu da tamam bugünkü dünyaya biçim veren insanların tanımladıkları, tanımladıkları gibi değil. Yani koca bir Çin uygarlığı, koca bir Hint uygarlığı, bilmem ne varırken bugün hala da Rusya'daki birçok bölge bizim için gizlini korumaktayken şey önemli değil. Yani bir tek bölge üzerinde konuşmak. Ama öğrenci arkadaşların önlerini biraz daha açıklıkla görebilmeleri için bu gerekli. Ben şeye çok önem veriyorum. Dünkü sunuşumda da söyledim, bize atılan en büyük kazıklar iki tane, birisi üniversiteleri kendi dışına atmak. Orta Doğu'yu ben 6 kilometreyi fazla buluyordum. Nasıl olur diye şimdi Orta Doğu neredeyse merkezde kaldı. Ama bilin ki bugün Van'da bir takım olaylar oluyorsa üniversite 17 kilometre uzaklıkta olduğu için. Malatya 12 kilometre, Balıkesir 22 kilometre uzaklıkta. Buralarda ben ders de verdim, onun için konuşmalar da yaptım. Onu hemen ayrımsıyorsunuz, görüyorsunuz. Üniversiteyle kendi kopuk. Halbuki üniversite gelecek toplumun modelini sunacak topluma. Ve çalışma yönümüzü belirleyecek. Burada kendi iç sorunumuz olarak da çok şey var. Neşe'nin, izin verirsen öyle söyleyeyim. Neşe'nin değindiği konu en önemli. O size parça dedi ama temel sorun şehircilikle mimarlığı birbirinden ayırmak. Şimdi bir de üstelik, ya siz bunu mu yaparsınız? Bakın siz de şimdi kentsel tasarımla şehirciliği birbirinden ayırın da görün bak neler oluyor gibi. Benim mesela asıl üniversitedeki disiplinim kentsel tasarım. Kentsel tasarım ama şehircilik olayının yalnız başına iki boyutlu çözümleriyle bir kent yapmaya yetmediğini, mimarlığın da kuyumcunun bitirine konulacak bir yüzük taşı olamayacağını ve gerçekten bir kapsamın, bir bütünün içine oturmadığı, ilişkilerini kuramadığı zaman kökleriyle, ömrüyle, dallarıyla, köprüyle yerde ve gökte buluşmadığı zaman mimarlık olamayacağını söylemek. Onu siz çok güzel parselde ifade ettiniz ama arkadaşlarımız gerçekten bilsinler ki
mesela en iyi arkadaşlarından biri şehirci olsun. Madem ki üniversite onu sağlamıyor ona. Çünkü şehircilik şeyine, eğitimini almadan mimarlık yapmak yahut mimarlık duygusunu almadan değil en azından şehircilik öğrenimi yapmaya kalkışmak bence çok yanlış. Bunlar denendi, sonra ne oldu biliyor musunuz? Şehir bilimini şehircilikle karıştırdılar. Şehir bilimi başka bir şey. Onun Rüşen yapıyor, Cevat yapıyor bilmem ama şehircilik çok daha başka bir şey. Bu ayrımı yapamaz hale geldik. Bu ayrışmadan ötürü. Yani önümüzdeki dönemde gerçekten bu disiplinlerin birbirlerine daha yakınlaşmaları ve iç içe olmaları en azından şimdi oturup da ders programları, bölüm amaçları falan filan oraları illa bunlar olsundan başlayarak o kadar uzaklaştırmak yerine bugünden, bugün içinde örneğin burada olduğu gibi bir kent tasarımcısı da bir kent bilincisi de konuşmalı. Ve gerçekten temel sorunun ne olduğu özellikle öğrenci arkadaşlarımıza dördümüz anlatılmalı. Burada bir şey daha söylendi. Yani buna yayına dönüşelim diye. Şimdi bölüm başkanı Nuray Hanım yok burada. Bu çok önemli buluyorum bunu. Arkada mı oturuyor? Haa siz kimin nasıl izlediğini şey yapıyorsunuz. Gerçekten bu çok önemli. O yayınlar da böyle olmalı ki yani örneğin bir üniversite yayınlıyor arkadaşların ürünleri. Bana mutluluk veriyor. Ben onların çalışmalarından da bilgileniyorum. Ama bu kadar olmamalı. Hani bir takım boş sayfalar ne olur? Daha başka türlü bir şey yapılıp yani tartışmayı açabilmeleri kendileri gerekiyor. Kendi çalışmalarını. Sanırım şimdi burada yapılacak yayında da önce bir tartışma şeyi geçmeli. Sonra da yayınları belki de birbirinden ayrılamayacak derece zıt oldukları halde bunları bir arada yayınlamanın da büyük yararı olur. Önemli olan ama bilgiçlik taslamak değil, çok argo söylüyorum. Yani bana bilim argosuyla yapanlara, yani bilim yapmadığı halde bilimin argosunu kullananlara ben çok fazla kızıyorum inanın. Bilimle argoyu karıştırıyorlar birbirine. Ve gerçekten öğrenci arkadaşlarımızı yahut da insanlarımızın bu işin içine karışmalarını sağlamak üzere bu tartışmalar yapılmalı. Burada başlık olarak yayınlar demişim. Yayınlarda benim şu anda yararlandığım doğru dürüst bir mimarlık yayını yok. Açıklıkla söylüyorum. Londra'da iki tane mimarlık dergisi yayınlanıyor benim bildiğim. Şimdi değiştiğimi bilmiyorum. Ama bize herhalde onu geçiyor. Ama bizi tartışmaya getirmiyor bu yayınlar. Örneğin bazı yayınlar Almanya'da edebiyat üzerinde yapılan yayınlar şöyledir. Dosya dolunca yayınlanır dergi. Bazen bir ayda, bazen üç ayda. Yani illa ben ayda bir yayınlayacağım diye saçma sapan bir takım eksik çalışmaları yayınlamanın anlamı yok. Doğru ciddi tartışmaları ve bizim şeyimiz içinde, sınırlarımız içinde kalarak yayınlamayı sağlayabilmeliyiz. Temel konu burada tartışma. Ben yine yarım yarım oluyor. Yani sırf size bir takım üzerine düşünecek soru işaretleri koyabilmek için yapıyorum. Umarım daha sonra yeniden bu tartışmaları burada yapabiliriz. Çok teşekkür ederim. Sözü Ziya Hocam. Kültür değişimlerinin dönüşümlerinin, akültürasyonun etkin bir tarafı var.
getirdiği değerler kadar götürdükleri oluyor. Değişiyor. Ölçükler değişiyor. Örneğin olduğu gibi olmak, sahipli olmak. Bildiğimiz, tanıdığımız ve konuştuğumuz, herkesin de burnundan kıl aldırmadığı bir değerdir. Yol boyu rastlanacak ilk değer sanıyorum işte bu kendi gibi olmak. Günümüzde Beckham'ın taktığınızda onun giydiği gömleği giydiğinizde bir şeyler yaptığınızı zannediyorsunuz. Ama herkes onun Beckham'ın taktiği ve gömleği olduğunu biliyor. Böylece ikinci sınıf bir adam olma şansınız bile kalmıyor ortaya. Tabii Neşe'nin söylediği ekonomik taban son derece önemli. Ama belki sonucu olduğu iddia edilebilir. Ama kendi başına eğitimde yapılacak pek çok iş olduğu da düşünülmelidir örneğin. Sahici olmak. Çocuklar da kafa karıştırıyor. Ben nasıl bir ben olmalı ki kendine sahici dedirsin? Başka bir deyişle egzistansiyel bir ben sorunu. Sahici bir insan olmanın koşulları vardır. Var olan kabullenmek, olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmak. Hep ağzımızdan çıkan sözler olduğunu hatırlıyorum. Çin'de yaşadığımız batı ortamı oldukça yapay. Hem de öncelikle yapan kişinin pazarlanmasına dayanan bir dünya sunuyor bizlere. Bizler de ona ayak uydurmaya çabalıyoruz ama sadece özendiğimiz söylenebilir. Yapay olanların en önemli açığı ise olmadan öyleymiş gibi durmaları. Yani sahici olmamaları. Sahici olmaya eğrilik etmeme gerektiği de diyebiliriz. İnsan için kaçınılmaz gereksinimi olan toplumsal ve doğru yaşam için bu gerektiğin bilgisi önemlidir. İnsan onur tehlikeye düşmesin diye. Zira yüzyıllar boyu insan onuru buna dayandı. Popülizmin, başkalarının yaptıklarına yenilenmenin, eklemlenmenin çıkar yol olmadığını biliyor ve düşünüp konuşuyoruz aslında. Ama yapmaya gelince kendi gibi olmanın zahmetini katlanmak yoktur. Hani çok dönecek köşeler. Bir gün birine, ertesi gün ötekine benzemeye çalışmak. Garip bir iş değil mi? Buna mainstream diyorlar şimdilerde. Rüzgar nereden esiyorsa yelkeni oraya çevirmek. Hangi yer geçerliyse onlara takılacaksın. Hatta takılmak deyim haline gelmiş. Başkası gibi olmak bir bilinçsizlik de içermiyor derseniz. Ancak bu macera ile uğraşan kişinin sürekli olarak idealist bir konumda kalması, ahlakçılık taslaması hiçbir iş gerekmiyor. Şimdi bu da ne demek? Demeyin. Eksikleriniz, fazlalıklarınız için ya da zaman zaman istemeden yapmak zorunda kaldığınız şeyler nedeniyle düşebileceğiniz olumsuz durumlar yüzünden üzülmeyin. Zira sizden istenen olduğunuz gibi olmanız ve öyle kalmanız. Farklı görünmeye çalışmamanız, peygamberlik taslamamanız, oyunbaz olmamanız, Süpermen'in bile devamlı Süpermen olması beklenmiyor bu yüzden. Arası oldukça sakar bir planter olarak ortalarda dolaşması bile boş görülüyor. Kişiliklerinden en az ödünü vererek yükselen ya da alçalan değerlere pek babuş bırakmadan ayakta durmakla uğraşmak
yeterli kabul ediyor. Gerçek bunlar çünkü. Artık herkes dünya denen yerde yaşamanın kaç bucak olduğunun tabii farkında. Yaşamdaki hiçbir şeyin bir ötekinden kesin çizgilerle ayrılmadığını biliyor. Türk edebiyat tarihine mal olmuş bir usta kalem. Kemal Tahir yaşamını sürdürmek için de elinden geleni yapanlardan biri. Bir zaman aralığında Baykamberleri bile o yazdı, ben okudum. İğrenç şeylerdi. Ama devlet anayı yazan da odur. İşte bu durum yanar döner bir kişilik olmakla ayrı tutuluyor. Ahlaki değerler arasında. Kimse onları şarlatanlıkla suçlamıyor. Herkes inançları saklı tutmak gerektiği kadar yaşamak için taviz verilebileceğinin de farkında. Yeter ki bu bir hayat biçimi haline dönüşmesin. Gerektiğinde, fırsat bulduğunda o inançlı kişi fırlayıp çıkabilsin orta yere. Yapmaya niyetlenen herkes işe bilinen bir yerden başlıyor, bunu biliyoruz. Ve kendinden önce yapılmış olan şeylerden yola koyuluyor. Hepimiz öyle başlıyoruz. Büyük bir olasılıkla başlangıçta kendinden önce yapılmış ve usta olarak kabul edilen birinin işlerine benzeyerek ya da benzeterek yola çıkmak insana doğal gibi gelir. Ama zamanla bu bir yaşam biçimine dönüşebiliyor. Bugün o, yarın şu, öbür günde bir başkasının kullandığı dil ve grameri kullanmak çok doğal gibi karşılanıyor. Bunu yapan öğrenciler alkış alıyor. Bizler tarafından ne haber? Kimse de hırt demiyor. Hep hakikat başka yerde yatıyor. İzlenebilirlik, yani değişimin mantığı. Bu da çok önemli bir ölçüdür. İzlenebilirlik. Eğer yol boyu kendinize rastlamışsanız, arayan kişinin değişiminde bir süreklilik varsa, bunda ısrarcı ve kararlıysa, bir iki işine baktıktan sonra arananın ne olduğunu kavramak işler bile değil. Bakın, Rocco'nun renk alanlarına bakın. İlk gününden son gününe kadar, bir soluktan soyutun dibine varıncaya kadar yaşadıkları resminde sadece renk alanlarının ilişkileri. Bugün sırtınıza giydiğiniz, kendinize uygun bulduğunuz kılık, bir sonraki gün giyeceğinizin habercisi olduğunda, onun tutarlılığı hakkında bir kanımız oluyor yapan kişinin, bir başka deyişle değişim sırasında atılan adımların mantığı sahici olmanın ölçütü gibi. Gerginliğiniz. Hep dilimizde bir pelesenk. Herkes onun uğruna koşuşturuyor. Böyle bir yerlerde başka değer saptaması olarak çıkıyor karşımıza. İzlenebilirlik farklı bir yeni anlayışı sunuyor bize. Onu hoplayıp atlayıp zıplarken, beliren, beklenmedik anlarda, beklenmedik yerlerde karşılaşılan, keşfedilen bir olgu olarak düşünmek, bir yanılgı gibi gelebilir insana böyle bir durumda. Yani şöyle tarif etsem, yaşamın sürekliliği içinde ancak açıldığında fark edilen bir eşit, bir arayış gibi geliyor bana. Bir atlama olmaktan çok emek dolu bir süreç içinde fark edilen, edilebilen ara çizgilerden biri, ara kesitlerden biri. Değişimin bir kesiti olarak görmek geliyor
insanın içinden. Komandan kupeye varan öykü gibi. Çok seviyorum bu örneği. Çoğumuz için yeni günümüzde hiç de alçak gönüllü olmayan, yüksek sesle söylenen, ötekileri bastıran bir şarkı gibi görülüyor. Sanki o güne kadar o bitenler hiç yaşanmamış. Mağrur bir sıçrama olarak dün ve yarın arasında bir kopma gibi algılanıyor yeni. Kendi de ilerideki günlerde toplumların unutkanlığı nedeniyle eşi benzeri olmayan bir durum olarak tanımlanmak isteyecek, sadece ben varım diyecektir sivilesi bir arsızlıkla. Bağlam sağlık. Kendiliğinden yaşanmış. Nedir? Bir başka etik çerçevede bu bağlamsal gerçektir. Sanal, suni, yaşanmamış, yaşama uzaktan bakan bir yansıtma değil. Öylesi derler, anlaşılıyor. Kimilerinin sevimli bulduğu bu yapıya hiç bu açıdan baktınız mı? Bana kalırsa ilk üç örneği. O herkesin ayıtıp bayıtıp sevdiği, saygıdeğer İspanyol dostumuz. Bağlamsal değerlere sahip çıkmak ya da es geçmek bir kültür sorunu. Çok şeye bağlı. Ne farkı var şimdi bunların? İkisi de yerin ruhuna bir saldırı değil mi? Çevre, mimarın kendi egosunu tatmin edecek bir pazar tezgahı değil yani. Tıpkı Gogol'ün Marquesas adalarındayken yaptığı resimlerde olduğu gibi. Hayat orada geçiyor, orada yaşıyor zira. Konu elbette orada yaşadıkları olacak. Ya da Truchot'un Lofret'in Paris kabarelerindeki kabareler konusunu kullanışı gibi. Gogol Marquesas adalarında oturup Paris'i, Paris kabarelerini ya da Lofret Paris'te yaşarken Marquesas adalarını çizmiyor. Efendim? Hocam? Şuraya? Doldu. Ooo! Sahi mi doldu? Peki. Beş dakikam var mı? Tabii bu değerlere uyum sürüp gidiyor. Ve evcilleştirmenin, kursallaştırmanın, buna uyum göstermenin, ayrıntıları aramanın, esinlenmenin, bakın şunu göstereyim size, buna ruhunu çalmak diyorum. Bizim amcazadenin ruhu bile duymamış. Ben bile fark etmemişim ne yaptığımı. Oralardan onlar oranlardan etkilenmişim. Yıllar sonra fark ettim. Güneşin altında yeni ne var diye tekrarlayabilir miyim soruyu? Bakın, dünyanın kendi kültürüne nasıl duyum göstereceği biliyor, bitiriyor. Amcazade'den başlayıp Sedat Hakkı Erdem'in geldiği şu yerde durursak, dünya hem güler bize. Gülüyor da. Buna hayranız ama Melih Gökçe tükaka. Bulur mu? Hani bizim değerlerimiz? Değil mi? Korsanda hazırlamaktır böyle şeyler değiştirdikleri. Yani eğitimsel bir sorunumuz olduğu apaçık. Saygılarımı sunuyorum. Bir
Ziya hocamızın söylediği gibi nobran kuvvet eliyle yapılmış büyük siteler kadar megalomanik, hani insan ölçeğinin üstünde yapılar değil. Bu apartmanlar toplumsal aktörlere gücü yayıyordu. Yani yapma imkanı, ekonomik gücü toplumsal aktörlere yayan bir sistemdi. Oysa işte kapalı siteler gücün nobranlaşmasını bir noktada toplanması sonucu elde ediyor ve hani belki 1984 George Orwell gibi böyle bir distopya çizmek istemiyorum ama gücün tek bir noktada yoğunlaşması da böyle büyük, devasa ve insan ölçeğinin çok üzerinde kapalı siteler inşasının mümkün kılıyor. Dolayısıyla apartmanları eleştirmekle birlikte apartmanların esnek karakterinin de farkında olmalı ve yeni konut alanlarımızı kurarken bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor diye. Çok teşekkürler hocamıza. Çok değerli ve kıymetli bilgiler verdiler. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz. Bu arada Cengiz hocamı uçağa yetiştirmemiz lazım. Önce Cengiz hocama soru varsa hızla alalım. Lütfen soru sorun demiyor. Lütfen soru sorun demeyin. Yani zorlamayın mutlu etmek için beni ama muhakkak sorun. Allah başka türlü sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Evet, telefonuyla gelirsiniz. Yani peki sen şöyle dedin ama şurada niye? O benim kendimi bir daha şöyle çekin öne bakar. Evet, bana yararlı o. Mimar adayları, meslektaşlarımız. Dün beni dinlediniz çok, gerçekten sabırla dinlediniz. Ben konuşmacı olarak dinleyicinin gözlerini görmezsem konuşamam. Ben gözlerinize baktım. İlgiyle dinlediniz. Peki oradan bir soru olmadı mı? Yani sen burada şöyle söylüyorsun ama şunu yapmışım mesela. O beni terbiye eder. Açıkçası. Peki. Evet, heyecanlı yoralım değil mi hocam? Çok heyecanlı dediniz. Sadece Cengiz hocama değil tabii. Diğer hocalarıma da soru alabiliriz. Ya da katkı koymak isteyen. Yoksa kapatacağız şeyi o durumu. Ben bir şey önerebilir miyim? Evet, buyurun. Yoksa Ziya hocamızın şu yarım kaldı. Ha, ona devam edelim. Ona devam edelim. Hayır, hem de destekliyorum. Tamam, canım. Yani başka zaman. 5 dakika arayın yani. Kimse kalmadı. Kısa gelsin. Cengiz hocamız yolcuydu. Evet, çok teşekkür ediyoruz.